Evet arkadaşlar şimdi sayı doğrusu üzerindeki bir x sayısının sıfır sayısına olan uzaklığını biz mutlak değer x ile gösteriyoruz. Mutlak değer a'nın değeri 5, mutlak değer b'nin değeri 3, mutlak değer c'nin değeri 2 olduğuna göre a artı b artı c toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır diye sormakta. Şimdi mutlak değer a'nın değeri eğer ki 5 ise burada a'nın değeri ya 5 olmalı ya da a'nın değeri ne olmalı? Eksi 5 olmalı. Buradaki ifadede mutlak değer b'nin değeri 3 ise b'nin değeri 3'tür veya b'nin değeri eksi 3 olmalıdır. Yine devam ediyorum. c'nin değeri 2 ve c'nin değeri ne olmalı? Eksi 2 olmalı. Tamam çok güzel. Şimdi a artı b artı c toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır diye sormakta. Burada sevgili arkadaşlar eğer ki eğer ki bu işi şu şekilde yaparsam çok rahat ederim diye düşünüyorum. a b c'yi yazdım. Şu şekilde e, durum şöyle olsun buradaki sayıların her biri pozitif olsun. Ardından şunu söyleyeceğim buradaki sayılardan bir tanesi negatif olsun. Yani ilk ikisi artı burası eksi olsun veya burası artı burası eksi burası artı olsun veya burası eksi burası artı burası artı olsun. Şimdi ilk durumda yani şu durumda hepsi pozitif pozitifti buradaki durumlarda ise arkadaşlar buradaki sayılardan bir tanesinin negatif olduğu durumlar söz konusu. Devam ediyorum. Şimdi iki tane negatif olsun. Yani bu pozitif olsun, bu ikisi negatif olsun veya e, bu negatif olsun, bu pozitif olsun, bu negatif olsun veya bu ikisi negatif olsun, bu pozitif olsun. Evet, iki tanenin negatif olduğu durumlar da bunlardır. Bir de arkadaşlar ne vardır? Üçünün de negatif olduğu durumlar söz konusudur. Ama hemen burada şunu söyleyemem işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 farklı durum vardır diyemem. Burada sayıları tek tek yerine yazıp bu toplamın sonucunu hesaplamam gerekir. Şimdi 3'ü de pozitif olacaksa birinci durumu konuşuyorum. A yerine 5, B yerine 3, C yerine 2 yazılmalı ve bu ifadenin sonucuna gelmeli? 10 gelmeli. İlk ikisi pozitif yani A pozitif 5, B pozitif 3, C yerine eksi 2 yazıyorum. Bu ifadenin sonucu ne yaptı? 6 yaptı. Şimdi şunu hallettim. Şunu hallettim. Şimdi şuna geldim. Buraya 5'i yazacağım. Buraya eksi 3'ü yazacağım. Buraya artı 2'yi yazacağım. Bu ifadenin sonucu 4 olacak. Bakın bunu da hallettim. A yerine negatif bir ifade yazıyorum. Yani eksi 5'i yazmalıyım. Diğer ikisi pozitif olmalı. 3'ü ve 2'yi yazdım. Bunların toplamı ne yaptı? 0 yaptı. Tamam. Şimdi A pozitif olacak. Burada 5 olacak. B ve C negatif olacak. Yani burası eksi 3, burası eksi 2 olacak. Bu ifadenin sonucu da 0 yapar. Bakın niye burada direkt 8 tane demediğimi anladınız mı? Belki buradaki toplamların sonucu aynen burada olduğu gibi birbirine eş gelebilir. O yüzden bunları tek tek görmekte fayda var. Tamam bunu da hallettim. Şimdi A'nın negatif olması lazım. Burası eksi 5 olacak. B pozitif olacak. Burası artı 3 olacak. C yerine negatif yazıyorum. Ve bu ifadenin sonucu ne geldi? Burada eksi 4 geldi. Tamam bu da tamam. Şimdi A ve B burada negatif olacak. Eksi 5'i yazdım. Burası eksi 3 oldu. Burası artı 2 oldu. Ve bu ifadenin sonucu eksi 6 geldi. Bu da tamam. Eğer ki 3'ü de negatif olursa onu da şuraya yazayım. Eksi 5, eksi 3, eksi 2. Bunlar ne yapar? Eksi 10 yapar. İşte bu da son durumdur. Şimdi bu durumda 1, 2, 3, 4, 5, şurası 6, 7 farklı durum vardır. Sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Evet şimdi arkadaşlar buradaki işlemin sonucu kaçtır diye sorulmakta. Şimdi şunu çizdim. Mutlak değer eksi 20. Bu ifadenin değeri 20. Mutlak değer eksi 10. Bu ifadenin değeri 10. Mutlak değer eksi 10. Dışarı artı 10 olarak çıktı. Arada eksi var. Mutlak değer eksi 5'in değeri burada 5'tir. Yukarısı 30 yapar. Alt tarafta 5 var. 35'e bölündüğünde sonuç 6 olacağı için sorumun doğru yanıtı E seçeneğidir. Evet şimdi bu ifadenin sonucu 9 olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı sorulmakta. Şimdi bakın eğer ki mutlak değer x 2 ifadesinin sonucu 9 ise x 2 değeri burada 9 veya eksi 9'dur. Hemen şunu yapalım. x eksi 2'yi eğer ki 9'a eşitlersem buradan x'in değerini 11 x eksi 2'yi eğer ki eksi 9 eşitlersem eksi 2'yi karşıya aldığımda x'in değerini buradan eksi 7 olarak bulurum. Bu iki ifadenin toplamı istenmekte bizden. Bunlar toplandığında sonuç 4 olacağı için sorumun doğru yanıtı A seçeneğidir. Evet sayı doğrusu üzerindeki bir x sayısının bir a sayısına olan uzaklığı mutlak değer x eksi a ile gösterilir. Buna göre x sayısının eksi 5'e uzaklığı ile 3'e olan uzaklığının toplamı hangisidir diye sorulmakta. Şimdi x'in eksi 5'e olan uzaklığı x'ten eksi 5'e çıkaracaksınız. Ve bu ifadeyi mutlak değer içerisinde yazacaksınız. Ardından toplayacakmışım. x'in 3'e olan uzaklığı x'ten 3'ü çıkartıp bu ifadeyi ne yapıyorum? Mutlak değer içerisinde yazıyorum. Bu x'i birbirine artı yaptı. Burası mutlak değer x artı 5'tir. Burada arkadaşlar mutlak değer x eksi 3 vardır. Ve bu durumda sorumun doğru yanıtı b seçeneğidir. Evet şimdi arkadaşlar x'in değeri 5'ten büyük iken bu ifadenin değeri hangisidir diye sorulmakta. Şimdi x 5'ten büyükse 5'ten büyük bir sayıdan 2'yi çıkarttığımda burası ne yapar? Pozitif bir ifade yapar. Eğer ki 4'ten 5'ten daha büyük olan x'i çıkartırsam bu ifadenin sonucu burada negatiftir eşittir diyeceğim. İçeride pozitif bir ifade varken bu ifade dışarıya aynen x eksi 2 olarak çıkar. İçeride negatif bir ifade varken bu ifade dışarıya bunu ne yaparım? Eksiyle çarparım. Bunu eksiyle çarptığımda burası ne olacaktır? x eksi 4 olacaktır. Ve bu iki ifadenin toplamı, bu iki ifadenin toplamı burada 2 x eksi 6 olduğu için sorumun doğru yanıtı c seçeneğidir. Evet, şimdi bu ifadenin arkadaşlar en küçük olmasını istiyorum. T burada pozitif bir sayı. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar mutlak değerli bir ifadenin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Bu durumda bakın şunu sıfır yapma durumu söz konusu değildir. Çünkü e, gerçi söz konusudur olabilir. Yani bu ifadenin sonucu da sıfır olabilir ama şu daha kesindir. Eğer ki x yerine burada t yazarsam bu durumda sevgili arkadaşlar şunu elde ediyorum. Burası ne yapar? Burası sıfır yapar. Burada x yerine t yazıldığında... Mutlak değer ne elde ediyorum? Mutlak değer 2T ifadesini elde ettim. Ve T pozitif olduğu için bu ifade dışarıya 2T olarak çıktı. Bunun sonucu 24 ise iki taraf 2'ye bölündüğünde T'nin değeri ne yapar? 12 yapar. Sorumun doğru yanıtı A seçeneğidir. Evet mutlak değer A'nın değeri 7. Mutlak değer B-4'ün değeri 8. Buna göre A-B farkının en büyük değeri istenmekte bizden. Eğer ki mutlak değer a'nın değeri 7 ise bu durumda a'nın değeri burada 7'ye eşittir. Veya veya a'nın değeri burada eksi 7'ye eşittir. Devam ediyorum. Bu ifadenin sonucu eğer ki 8 ise bu durumda arkadaşlar b 4'ün değeri burada 8'dir. Yani b'nin değeri 12 olabilir. Veya veya burada arkadaşlar b 4'ün değeri eksi 8'dir. Eksi 8'i karşı B'nin değeri ne yapar? Eksi 4 yapar. Tamam A eksi B farkının en büyük değeri istenmekte. Şimdi bakın A eksi B farkı büyük olacaksa benim burada şunu yapmam lazım. A değerini olabildiği kadar büyük seçerken B değerini olabildiği kadar küçük seçmeliyim. A değeri en büyük 7'dir. B değeri en küçük eksi 4'tür. Yani A'yı 7, B'yi eksi 4 seçersem 7'den Eksi 4'ü çıkarttığımızda bu x 1'in artı yapacağı için bu ifadenin sonucu 11'e eşittir. Sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi x tam sayılarının eksi 4 tam sayısına olan uzaklığı nasıl hesaplanır? Mutlak değer içerisinde mutlak değer içerisinde x eksi burada eksi 4 yazıyor olmalı. Ve ben bu ifade ile bu ifade ile 6'ya olan uzaklığını topladığımda yani mutlak değer x eksi 6'yı topladığımda sonuç sabit bir k sayısı olmaktaymış. Şimdi bu ifadeyi düzenlersem şu x birimin artı yapacak. Burası mutlak değer x artı 4'tür. Burada arkadaşlar mutlak değer x eksi 6 vardır. Ve bu ifadenin sonucu k eşittir. Şimdi burada 3 farklı durum var. Biz bu 3 farklı durumun tamamını görmeye çalışalım. Birinci durum şu, birinci durum şu, eğer ki x'in değeri burada eksi 4'ten küçükse, bakın x eksi 4'ten küçükse burası negatiftir, x eksi 4'ten küçükse burası negatiftir. İçeride negatif bir ifade varken x artı 4 ifadesi dışarıya eksi x eksi 4 olarak çıkar. İçeride negatif bir ifade varken bu ifade dışarıya 6 eksi x olarak çıkar ve bu ifadenin sonucu neye eşittir 10 eksi düzeltiyorum 2 eksi 2x'e eşittir. İşte bu ifade burada arkadaşlar sabit bir k sayısına eşit olamaz. Çünkü bu ifade x'in aldığı değerlere göre farklı değerler almakta. Tamam bunu buradan kaldırdım. Geldim 2'ye. Şimdi ikinci durumda şu. Eğer ki arkadaşlar x'in değeri burada eksi 4'ten büyükse. Bakın buranın kökü 6'dır. O yüzden ne yapacağım? 6'dan küçükse diyeceğim. x eksi 4'ten büyükse burası pozitiftir x 6'dan küçükse burası negatiftir. Şimdi birinci ifadeyi dışarıya aynen çıkartıyorum. Buradan x artı 4 geldi. Bu ifadeyi dışarı çıkartırken nasıl çıkaracağım? 6 eksi x olarak çıkaracağım. Şunlar gittiği takdirde bakın ne elde ettim? Sabit bir sayı elde ettim. İşte eğer ki bu ikisinin toplamı burada sabit bir k sayısı ise bu k sayısı mutlaka ne olmalı? 10 olmalı. Sorumun doğru yanıtını bulduğum için arkadaşlar üçüncü durumu incelemiyorum. Ancak akıllarda kalmasın. Üçüncü durumda şu durumdu. X'in burada 6'dan büyük olduğu son durumu da siz inceleyebilirsiniz. Orada da birinci durumda olduğu gibi X'e bağlı bir durum gelecektir. O yüzden sabit bir sayı olmayacaktır. Burada bu ifadenin daima eşit ol olabileceği yani bu ikisinin toplamının sabit bir sayıya eşit olabileceği durum ancak K'nın 10 olması ve x değerlerinin eksi 4 ile 6 arasında seçilmesiyle mümkündür. Bu nedenle sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi bir k tam sayısının 4'e olan uzaklığı en çok 6. Şimdi k'nın 4'e olan uzaklığı k eksi 4'ün mutlak değeridir. Ve bu ifade arkadaşlar en çok 6'dır. Yani ne olmalı? 6'ya eşit olmalı veya en çok 6 olur diyorsa 6'dan da küçük olmalı. Yani 6'dan küçük eşit bir ifadeden bahsediyoruz burada. Tamam devam ediyorum. Bu sayının yani k tam sayısının eksi 4'e olan uzaklığı. Şimdi burada farklı bir durum daha var. O da şu. Eğer ki k'nın eksi 4'e olan uzaklığını hesaplamak istersem. Bunu yazacağım. Tamam. Ve bu ifade arkadaşlar en az 6. En az 6 ise 6'ya eşit olabilir veya 6'dan da ne olmalı? Büyük olmalı. O zaman buraya ne yazıyorum? Büyük eşittir 6 yazıyorum. İki tane eşitsizlik elde ettim. Tabii şunlar birbirine artı yaptı. Bu iki eşitsizliği çözmeliyim. Sol taraftaki eşitsizlikte eğer ki mutlak değeri ortadan kaldırırsam burası k-4 küçük eşittir 6. Büyük eşittir eksi 6'dır. Her bir ifadeye artı 4 ekliyorum. Burası eksi 2. Burası k. Burası ne yapar? 10 yapar. K'nın değer aralığı budur. Tamam. Buraya geldim. Eğer ki K artı 4'ün mutlak değer K artı 4'ün değeri 6'ya eşit veya 6'dan büyük olacaksa burada K artı 4'ün değeri 6'ya eşit veya 6'dan büyüktür veya veya k artı 4'ün değeri küçük eşittir ne olmalı? Eksi 6 olmalı. Burada 4'ü karşı k'nın değeri büyük eşittir 2 veya burada 4'ü karşı K'nın değeri küçük eşitlerine gelecektir. Eksi 10 gelecektir. Şimdi şunu kaldırayım bence. Buradaki ifadeyle bu ifadeyi ne yapacağım? Şu ifadeden bahsediyorum. Bu iki ifadeyi sayı doğrusu üzerinde göstereceğim. Birinci eşitsizlik diyor ki... Hocam burada bir eksi 2 sayısı var. Burada bir 10 sayısı var. Ve K değerleri bu aralıkta olmalı. İkinci eşitsizlik diyor ki... Hocam burada bir 2 sayısı var. Şu şekilde... Ardından şurada bir yerde şunu biraz daha uzattığımızda şunu uzattığımda şurada bir yerde bir eksi 10 sayısı var. K sayısı 2'ye eşit veya 2'den büyük olmalı. Yani şurada olmalı şu şekilde. K sayısı eksi 10'a eşit veya eksi 10'dan küçük olmalı. Şimdi aramış olduğum şey bu iki ifadenin yani sarıyla mavinin kesişiminde oluşan renktir. O da yeşildir. Bu durumda arkadaşlar K'nın değeri burada ne olmalı? 2'ye eşit veya 2'den büyük, 10'a eşit veya ondan küçük olmalı. Buradaki tam sayılar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'dur. Kaç tanedir bunlar? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane olduğu için sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Evet arkadaşlar, şimdi m sayısı 0 ile 5 aralığında olmak üzere bu ifadenin eşit sorulmakta. Şimdi bakın. Eğer ki, eğer ki m sayısı 0'dan büyük ve 5'ten küçükse m-5 için şunu söyledim. Her ifadeye burada eksi 5 eklendiğinde burası eksi 5 olacaktır. Burası m-5'tir. Burası 0'dır. Ve m-5 0'dan küçük olduğu için burası arkadaşlar nasıl bir ifadedir? Negatif bir ifadedir. Ve negatif ifade dışarı çıkarken m eksi 5 ifadesi burada dışarı 5 eksi m olarak çıkar. Bu ifadeden 5 çıkartıyorum. Ve bu durumda bakın şunlar gittiğinde bu ifadenin sonucu ne yapar? Eksi m yapar. Eşittir dedim. Şimdi m'nin değeri burada pozitif bir değerdir değil mi? m sayısı sonuç olarak sıfırdan büyük bir sayı. Eğer ki bunu eksiyle çarparsam. Bu durumda eksi m sayısı sıfırdan küçüktür. Yani burası negatiftir. Burası negatif olduğu için bu ifade dışarı çıkarken eksiyle çarpılır. Yani dışarı m olarak çıkacaktır. Sorunun doğru yanıtı b seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi sayı doğrusu üzerinde bir x sayılarının eksi 5 sayısına olan uzaklığı 2 birimdir. Şimdi x'in eksi 5 olan uzaklığı mutlak değer içerisinde x eksi eksi 5'tir. Ve bu ifadenin sonucunun, ben bu ifadenin sonucunun ne yaptığını biliyorum? 2 yaptığını biliyorum. Şunlar birbirine artı yaptı. Bu durumda mutlak değer x artı 5'in değerinin burada 2'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Şimdi x sayılarının sayı doğrusu üzerinde 3 sayısına olan uzaklığı da a birim veya b birimdir. Bize ne sorulmakta? Mutlak değer a eksi b sorulmakta. Şimdi burada arkadaşlar x artı 5'in değeri mutlak değer x artı 5'in değeri 2 ise bu durumda x artı 5'in değeri ya 2'ye eşittir veya sevgili arkadaşlar x artı 5'in değeri burada eksi 2'dir. Buradan x'in değerini eksi 3 olarak buldum. Buradan da x'in değerini ne olarak buldum? Eksi 7 olarak buldum. Şimdi x sayılarının yani eksi 5'in pardon eksi 3'ün ve eksi 7'nin sayı doğrusu üzerindeki 3'e olan uzaklığı. Şimdi eksi 3 ile 3 arasındaki uzaklık 6 birimdir. Eksi 7 ile 3 arasındaki uzaklıkta burada arkadaşlar kaç birimdir? Eksi 7'den 3'e 10 birim vardır. Bizden ne istenmekte? Mutlak değer A yani 6 eksi 10 ifadesinin değeri istenmekte ki bu da mutlak değer eksi 4'tür. Bu ifadenin sonucu ne yapar? 4 yapar. Sorumun doğru yanıtı B seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi sayı doğrusu üzerinde x tam sayılarının 4'e uzaklığı nasıl ifade edilir? mutlak değer içerisinde x eksi 4'tür bu ifade. Tamam bununla bununla ne yapıyorum? Bu x'in 12'ye olan uzaklığını topladığımda sonuç sabit bir k sayısı olmaktaymış. Buna göre x tam sayılarının toplamı istenmekte bizden. Şimdi sevgili arkadaşlar burada 3 farklı durum var. İlk durum şu. Eğer ki x'in değeri 4'ten küçükse x'in değerinin 4'ten küçük olduğu durumda Bakın burası negatiftir. Burası negatiftir. Bu iki ifadeyi eksiyle çarpıp çıkartırsam. x eksi 4'ü eksiyle çarptığımda burası eksi x artı 4. x eksi 12'yi eksiyle çarparsam burası eksi x artı 12'dir. Ve bu ifadenin sonucu ne yapar? 16 eksi 2x yapar. Ve 16 eksi 2x ifadesi burada sabit değildir. X değiştikçe bu ifadenin değeri de değişecektir. O yüzden arkadaşlar bu ifadeyi eliyorum. Yani buradan bana bir şey gelmedi. Devam ediyorum. İkinci durum hakkında konuşalım. İkinci durum. İkinci durum şu. Eğer ki x'in değeri 4'ten büyük veya 4'e eşit. Hatta bu eşitliği şurada da kullanabilirim. x değeri 4'e eşit veya 4'ten büyük. 12'ye eşit veya 12'den küçük olursa. Bu durumda arkadaşlar bakın x 4'ten büyük olduğu için x, x 4'ün değeri burada pozitiftir. x 12'den küçük olduğu için burası negatiftir. Ve bu durumda birinci ifadeyi aynen yazarsam. Burası x, x 4 olacak. İkinci ifade nasıl çıkacak? İçerisi eksi olduğu için dışarı çıkarken e -x artı 12 olarak çıkacak. Çünkü bunu eksiyle çarpmalıyım. Ve bu durumda şunlar gittiğinde sonuç ne geldi? Sonuç 8 geldi. Bakın ne elde ettim? Sabit bir x sayı, sabit bir k sayısı elde ettim. Yani k'nın değeri 8 olmalıymış ve bu durumda da arkadaşlar x tam sayıları bu aralıktan seçilmeliymiş. O zaman bu aralıkta yer alan x tam sayıları 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'dir. Bizden bunların toplamı istenmekte. 16, 32, şöyle 48, şu şekilde arkadaşlar 64, şu şekilde de ne yaptı? 72 yaptı. Sorumun doğru yanıtı E seçeneğidir. Evet A, B ve C birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere. Bu eşitlik veriliyor. A'nın alabileceği en büyük değer istenmekte bizden. Şimdi A'nın değerinin olabildiği kadar büyük olmasını istiyorsam diğer değerler olabildiği kadar küçük olmalı. Bunların birbirinden farklı pozitif tam sayı olduğunu unutmayalım ve uygun değerler vermeye başlayalım. Tabii ki kat sayısı büyük olana olabildiği kadar küçük bir değer vereceğim. Şimdi buraya 1 yazıyorum birbirinden farklı olduğu için buraya 2 yazmam gerektiği düşünülüyor. Ama bunun olmadığı görülecek. Bakalım niye olmuyor. Şimdi burada 2 tane A var. Artı 3 kere 2 ne yapar? 6 yapar. 5 kere 1 ne yapar? Burası 5 yaptı. Bu ifadenin sonucu 50. Bakın şuranın toplamı 11'dir. 11'i karşı alırsam 2 tane A'nın değeri burada 39'dur. İki taraf 2'ye bölündüğünde bir tam sayı gelmez. O yüzden Demek ki B yerine 2 yazmayacağım. B yerine 2 yazamıyorsam burada B yerine 3'ü yazmayı deneyeceğim. Şimdi 2 tane A var artı 3 kere 3 ne yapar? 9 yapar artı 5 kere 1 5'tir. Bu ifadenin sonucu 50'dir. Şu ikisinin toplamı 14. Ben bu 14'ü karşıya aldığımda 2 tane A'nın değeri burada 36'dır. İki taraf 2'ye bölünürse A'nın değeri ne yapar? 18 yapar. Sorumun doğru yanıtı. D seçeneğidir. Evet şimdi A, B ve C negatif tam sayılar olmak üzere. A ile B'nin çarpımı 9, A ile C'nin çarpımı 12. Neyi soruyor size? A artı B artı C toplamının alabileceği en büyük değer. En büyük değerse negatif sayılarda sıfıra olabildiği kadar yakın durmam lazım. Değil mi? Şimdi bakın burada AB çarpımı ile AC çarpımında ortak olan harfler A harfleridir. Buraya eksi 3 yazıyorum. Buraya eksi 3 yazıyorum. Niye eksi 3 yazdım? Çünkü 9 ile 12'yi aynı anda bölebileceğim. Ve sıfıra yakın, aslında sıfıra yakın durmuyorum şu anda. Sıfırdan uzaklaşıyormuşum gibi duruyor. Yani buraya eksi 1 de yazabilirim. Değil mi? Sıfıra daha yakın dururum ama bu durumda arkadaşlar eğer ki a yerine eksi 1 yazarsam c değerinin eksi 12 olması lazım ki bu x'in çarpımı da çok yüksek bir değer yapar. Yani çok, bu x'in çarpımı çok yüksek yapar demeyelim. Bu x'in toplamı Küçük yapar. O yüzden burada A yerine eksi 3 yazacağım. A yerine eksi 3 yazdığımızda burası eksi 4 olacak. B yerine burada eksi 3 yazmalıyım. A eksi 3, B eksi 3, C eksi 4. Bunlar toplandığında burası ne yapar? Burası eksi 10 yapar. Yani sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir.